Köydeki 60 hanenin 40'ında Yasin'in ailesi, yani Aysanlar oturuyor. Kalanlar da ailenin çeşitli işlerinde çalışanlar. Yasin'in başına ne geldiyse aile içinde geldi. Kim ne yaptıysa herkes biliyor ama saklıyor. O soruyu soralım mı peki? Yasin yaşıyor mu? Sizce? Bence zor. Umudu kesiyor muyuz hemen? 5 gün oldu Selin. Sence? Ben yine de o ihtimali uzak durmak istiyorum. Bir şey yakaladım sanırım. Baksanıza. Anlat hadi. Bunlar köy çıkışını gösteren kamera kayıtları. Yasin'in kaybolduğu günün akşamı. Amca Sermet saat 20.02'de arabasıyla köyü terk ediyor. Ve hemen ardından bir başka araç onu takip ederken görünüyor. Sermet'in jandarmaya gittiğini varsayalım da ikinci araç kimin? Belki de Yasin o ikinci araçtaydı. Plakayı okuyamıyorum ama bizimkiler videoyu netleştirebilir. Merve'ye pasla. Hemen halledin Aylin. Hemen. Tamam. Hadi. Alo. Sermet emanetten kurtulsun dedi. Niye? Ne demek niye lan? Ortalık karıştı köyde, bilmiyor musun? Hay Allah kahretsin be. Yine en kıllı iş bana kal. Hallet gel hadi. Salgınız başımıza belayı. Hay sizin yapacağınız işe ben. Plakayı belirledik Rıza baba. Yasin'in kaybolduğu gece 20.02'de köyden çıkan araç şu an şehir merkezinden bu yöne doğru geliyor. PTS'ye göre az önce gişelerden geçiş yapmış. Mesut, Aylin siz hemen çıkın hadi. Anlaşıldı baba. İzzet! İzzet koş! Koş! Geldim komiserim. Bu arada aynı akşam köyden çıkan diğer araçları da topluyoruz. Çekiciler yolda, hepsini merkeze aldıracağız. Detaylı incelenecek. Yasin'in DNA'sı var mı bakılacak. Doğru. Sermet geliyor, dikkat edelim. Müdürüm, benim arabayı da alıyormuşsunuz. Niye? Anlamadım. Her yere bakmamız lazım. Senin yeğenin için çalışıyoruz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kolay gelsin de. Ben şüpheli miyim? Anlamadım. Benim yeğenim canım, her şeyim. Ben Yasin için dünyayı yakarım müdürüm. Ben de Yasin'i bulamazsam bu köyü yakarım Sermet. Ne yapacağız şimdi? Kim olarak kardeşim? Ne olarak yani? Hayırdır? Ben! Beyler lütfen sakin. Herkese ne işlem yapılıyorsa sana da yapılacak. Arabana da. O kadar. Anladın mı? Tövbe estağfurullah. Hadi. Sermet sen şimdi git. Bilgi verilecek sana. Peki amirim. Siz bilirsiniz. Hemen kabardı, gördünüz değil mi? Çocuklar, gözünüz üzerinde olsun ablamın. İzzet ne kadar kaldı? Yakınız komiserim. İleride yol kesme var zaten. Çabuk ol oğlum, çabuk ol hadi. Komiserim Çakarlı geliyor. Nereden çıktınız siz? Dur. Dur. 34 LV 8851 plakalı araç uygulamadan kaçtı. Köyden çıkan araç bu abi. Kaçabilecek sanki bu yer. İzzet yüklen oğlum. Ulan amca yaktın beni be. Bu adam böyle kaçtığına göre araçta ne var acaba? Bir yakalayalım da. Dön buradan dön! Ama terste kalıyoruz. Dön hadi dön! Kestirme burası. Tamam abi.
Abi ne yapıyorsun? Karışma sen, karışma. Yavaşlama sakın. Duydun mu lan beni? Tamam komiserim. Dur lan dur! Dur lan dur! Dur! Polis! Dur lan! Lan! İnler arabadan! İnler arabadan! İnler arabadan! İnler arabadan! İn! Geç öyle, geç öyle. Geç, 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 geç! Bu neyin çakarı lan? Sen kimsin? Avukatımı arayacağım. Öldüm şunu. Araca bakıyorum ben. Arayın arabayı, arayın. İzzet, kelepçele şunu. Bundan ne lan? Ha? Tabii efendim. Sonuna kadar gidiyoruz. Merak etmeyin siz. Teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar. Sağ olun. Yine yukarıdan telefonlar yağmaya başladı. Bilhassa Ankara'dan. Ne diyorlar müdürüm? Tam destek arkamızdalar. İş bir an önce sonuçlansın istiyorlar. Biz de başka bir şey istemiyoruz ki. Neyse. Biz ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Dün aracında mermilerle yakalanan Selim'in sorgusuna geçeceğiz baba. İyi, iyi. Şüphelinin aracında ilk inceleme tamamlandı. Yasin'e ait hiçbir bulgu yok. Yani sırf bagajındakiler yüzünden mi kaçmış bizden? Sorup öğreneceğiz baba. Ama o köyün tek günahı Yasin değil. Başka işler döndü kesin. Biz neyin peşindeyiz biliyorsun. Döne döne yeğenin Yasin'i arıyoruz kaç gündür. Sen o sırada ne yapıyordun? Biraz onu anlat bakalım bana. Ben köyde değildim. İstanbul'daydım. Anlattım ya. Neden gelip katılmadın aramalara? İşlerim vardı. Silah, milah, mermiler. Ha? Arabandan, evinden çıkanlar. Ya o işler öyle bildiğiniz gibi değil. Lan kes! Bana laf kalabalığı yapma. Çocuk umurunda değil. İşi gücü bozuldu, tüm derdi o. Bunlar nasıl insan baba? Anlayamazsın. Kimse anlayamaz bunu. Bak, o işlere Tem bakacak. Biliyorsun değil mi Tem'i? Terörle mücadele. Ne terör ya? Biz terörist miyiz? Vallahi orası beni ilgilendirmez. Yasin'i anlat. O köyde o çocuğun başına bir iş geldi. Senin de bundan haberin var. Bak, telefonların, aramaların hepsi didik didik edildi Selim. Doğruyu söylemezsen canın yanar. Bana sormayacaksınız. Sermet'e soracaksınız. Köyde ne olup bittiyse o bilir. Senin ne hatlar yediğini de bilir mi? Bilmez mi? Haracını bile alır. Yapma ya. Neyin karşılığında? Beni ihbar etmeme karşılığında tabii ki. Çok hatırlı tanıdıkları var. Herkesi böyle böyle kucağına oturtur. Yasin'in babası da dahil. Hayati mi diyorsun? Kendi kardeşin yani. Kardeş mardeş dinlemez o. Gerçi Hayati bir şey vermedi diye biliyorum ama. Neden vermedi? Ben senin büyüğünüm. Ne aracı demiş, kestirmiş, atmış. Ben öyle duydum. Peki Yasin'i duydun mu? Ya o çocuğa ne oldu Selim? Bak bir şey biliyorsan saklama. Anlaşılır biliyorsun. Bak senin için daha kötü olur. Kur'an hakkı için haberim yok çocuktan. Ne olduysa Sermet bilir. Ona... Sermet, Hayati, haraçlar falan. Alacak verecek meselesine mi gidiyor işin sonu baba? Nereye gider bilmiyorum. Ama bizi Yasin'e yaklaştırmadığı kesin.